çok güzel bir video bizi bekliyor. Acaba neredeyim? Hadi başlasın video. Arkadaşlar merhabalar. Daha önceden Muğla'yı ziyaret etmiştim ve gezmiştim. Ama pazara denk geldiğim için Muğla'da çok fazla yer gezemedik. En azından merak ettiğim yerlere giremedim. Şimdi hafta içi tekrar denk geldi ve Muğla merkezdeyim yatağın sonrası. Stratonikya Antik Kenti sonrası Muğla'daki Arkeoloji Müzesi'nde size göstermek istedim. Sonrasında da Ula Göletine gideceğiz. Şimdi burada görmenizi istediğim çok önemli bir oda var. Gladyatörler Salonu. Stratonikya'da gladyatörler eğitim almış demiştim diğer videoda. İşte burada da onların lahitleri ve nasıl öldükleriyle ilgili 2007 sonrası sanırım bir salon yapmışlar. Ve muhteşem bir salon. Tabii genel anlamda da bir müzeyi gezelim bence. Hadi gelin. Gladyatörler odası. Burada gladyatörlerin isimleri ve birkaç tanesinin rahiti var ve altlarında da bir takım sözler var. Bunlar çok anlamlı. Nasıl öldükleri hakkında bize bilgi veren bilgiler var. Burada Ekonomos görüyoruz. Tamamen da Amorosus. Bu arada isimler gerçekten çok zor. Amorosus, Emonosus diye gidiyor ama Droseos ve Mites. Mites çok dönemin bilgi boksörlerindenmiş. Ve bilgi pololarını görüyoruz. Bilgi pololu da arkadaşlar muhteşem bir konulmuş. Işık sensörü önüne geçtiğinden yanıyor ve sönüyor. Gündüz ama stabil bir şekilde kalıyor. Yine Stratonikya'yı gezerken de bu ilgimi çekmişti. Muğla Büyükşehir Belediyesi müzelerde ve antik kentlerde ışıklandırma sistemini bence son teknoloji yapmışlar. Bu da bilgi. Not benim ilgimi çekmişti. Sizinle de paylaşayım dedim. Çok ilginç bir şey daha var. Söyledim de bilmiyorum ama Muğla Arkeoloji Müzesi önceden yokken burası kadın cezaeviymiş. 2007 senesinde hazırlanmış bu salon Muğla Valiliği ve Muğla Mermerciler Derneği'nin katkılarıyla oluşmuş gladyatörler odası arkadaşlar. Muğla'nın Yatağan ilçesi sınırları içerisinde havzasının kuzeybatısında son 30 yılda sürdürülen kapsamlı arkeolojik araştırmalar sonucunda bölgenin tarihsel kronolojisine katkıda bulunacak önemli bulgular ortaya çıkmış. Tunç Çağı'ndan itibaren kesintisiz iskanın olduğu bu bölge genel olarak Eski Hisar, Turgut ve Yeşil Bağcılar mahallelerinde yer alan verimli vadi ve yamaçlarda kümelenmiş. Klasik dönemde de inşa edilmeye başlayan yapılarıyla bölgenin önemli merkezlerinden biri haline gelen Stratonikya ve çevresinde ortaya çıkartılmış olan yerleşim ve nekropol alanları çok katmanlı bir kültürel miras dokusu bünyesinde barındırılmakta. Daha önceden de sizlere Stratonikya'yı çekmiştim arkadaşlar biliyorsunuz. Lagina'daki Hekate kutsal alanı bölgenin en önemli dini merkezi ve burada birçok eser çıkmış. Şimdi karşınızda bunları görüyorsunuz tek tek. Milattan önce 3200-1200 yılları yani Tunç Çağı, Bronz Çağı zamanına ait küpler. Demir Çağı tabakasına ait yani milattan önce 1200 ile 600 arası. Müzik
gene demir çağa ait tabakalar. Bu arada müzenin muhteşem bir bahçesi var ve bazen insanlarla sohbet ediyorum. Turlarla birlikte gelip burada gezip ondan sonra Akyaka'ya doğru devam ediyorlar. Geldiğinizde aslında ilk girmeniz gereken oda bu. Çünkü girişte hemen sağda. Ama ben direkt gladyatörler odasıydı ve kazı çalışmalarından kalan kalıntılardı diye sizi yanlış yönlendirdim. Fakat şimdi çıkmak üzereyken de uğrayabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Bu oda benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü sağlıkla ilgili bütün ne varsa onun geçmişteki izleri var. Atıyorum bir pensin ya da işte bir makasın ya da ameliyat sırasında kullanılan bütün aletin, edevatın geçmişten günümüze nasıl geldiğini görmek istiyorsanız özel bir sergi sergilenmekte içeride. Gelin birlikte ziyaret edelim. Arkadaşlar hemen Helenistik döneminden bir kafatası. Allah bilir kimin kafatası ama erkek bir bireye ait olduğu düşünülmüş. Burada da belirtilmiş. İki taraftan yaralanma izleri mevcutmuş. Ve hani bu şekilde sergilemişler. Bu da 20-25 yaş arası bir kişiye aitmiş. Gene Helenistik dönemden. Arkadaşlar buradaki çıkan sağlıkla ilgili bütün kızlar Akyaka'da bulunmuş. Şu görmüş olduğunuz makaslar, pensler hepsi Akyaka'daki kaleden çıkmış. Roma döneminde hekimlerin birçok alet edevatı varmış. Günümüze baktığımız zaman da çok benziyor. Mesela şu bir testere. Şunlar pens, makaslar. Yani gerçekten ama şu an daha modernize halini görüyoruz sağlıkta. Gene de o dönemler yani Roma döneminde çıkan bu çalışmalar bile bayağı sağlam bir o döneme ait teknolojiyle bize bir sahip olmamızı sağlıyor. Teknolojik olarak da, sağlık ekipmanı olarak da güçlülermiş o dönemi. Diş kerpetenlerini görüyoruz burada da.
Aynı zamanda resimlerde de göstermişler. Antik dönemde cerrahi aletler, hacamat kupaları. Hacamat biliyorsunuz günümüzde de çok meşhur. Birçok insan gidiyor ve hacamat yaptırıyor. Birçok şeyde faydası olduğu söyleniyor. Şu anda da baktığımızda bardaklarla vesaireyle yapıyorlar. O dönemde de kavanozları ve böyle şampuan gibi şeyleri kullanıyorlarmış. Şurada da son bir bölüm var. Bakalım neymiş? Kıyafetli kişilerde kullanılan iğneleri insanların yaralarını dikmek için kullanıyorlarmış. Şunlar bakın, yorgan iğnesine benziyor. Gene Roma İmparatorluğu döneminden. Bademcik ve küçük dil müdahalelerinde de bu tarz büyük parçalar kullanılıyormuş. Düşünemiyorum ağzımın içinde bu tarz alet ve edevatın olduğunu. Evet, güzel bir oda. Annem hemşire olduğu için ilgimi çekiyor gerçekten. Ama müze bitti. Dediğim gibi küçük, şirin, az ve öz sanat eserinin bulunduğu bir müze. Şimdi Ula göletine gidelim. Biraz açık havada bakalım ne varmış orada. Çünkü eğer Muğla Menteşe bölgesine geliyorsak, hızlı denk geldiğimiz için gezememiştik. Burayı ve Ula göletini herkes önerdi. Orada bir kahve içeriz. Buyurun. Ve karşınızda Ula Göleti. Arkadaşlar, arabadan indiğim an serinliği ve dinlendirici manzarayı hissettim. Siz de zaten ekrandan görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem, önerilecek kadar güzel bir göletmiş. Burası sonradan yapılmış, belediye revize etmiş. Yapay bir gölet ama iyi ki de yapmışlar. Ve sağda ve daha biraz geride gördüğüm kamelyalar var. Burası Adapark diye geçiyor. Bir tesis. Şimdi orada bir mol alalım ve buraya biraz bakalım. Çok güzel ya. Buraya girilmiyor. Ama bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Çok fazla derin değil arkadaşlar. Balıkları da görebiliyorum yani. Belki siz de görürsünüz diye şöyle yakınlaştırayım. Hemen girişte nazar boncuklarıyla süslenmiş bisiklet olan bir kapı görüyoruz. Burası yeşillikler içerisinde büyük ihtimalle halk burada evleniyordur. Ve duyduğum kadarıyla zaten evlilik tekliflerinin de çok yapıldığı bir yermiş. Ama aynı zamanda dinlenmeye, bir şeyler yemeye, içmeye de gelebiliyorsunuz. İdealimdeki ev olursa böyle bir salıncak alacağım. Burası serin, şehir merkezi gibi öyle çok sıcak değil. Rüzgar var, çok tatlı Meltem esiyor ve keyifli arkadaşlar yani. Bir anda böyle piknik moduna girdim size video çekerken. Ama zaten burayı merak ediyordum, çok önerdiler. Muhakkak gel tekrar Menteşe yöresine, arkeoloji müzesini çek, üstüne Ula göletine git, orayı çek. Hatta oraları gez, bizim elimize de bir kahve iç diye. Menteşe yöresinin halkı haklıymış yani.
Burada böyle minik bir düğün organizasyonu var. İlk başta kamelya normal sıfırdı ama şimdi süslendi. Çok güzel oldu. Şurada da devam ediyorlar çiçekleri yapmaya. Çok geniş bir alan, yeşillikler içerisinde gerçekten ruhumuzun, gözümüzün doyduğu bir yer, dinlendiği bir yer. Gece ışıklandırmasını hiç düşünemiyorum. Çok sevdiğim kır ışıklarından var. Doğal bir ortamda evlilik düşünüyorsanız arkadaşlar muhakkak gelin burada evlenin. Ve olmazsa olmaz bak bak ailesi. Bir şey söyleyeceğim. Zeblinden siz mi sorumlusunuz? Yani binmek isteyen, gidip gelmek isteyen olursa. Tehlikesi var mı? Sağlam halatlar yani. Kişi başı ne kadar? Kişi başı 50 lira. 3 tane kadar çekiyorlar. Okey. Geçen sene 25 liraymış zeplin. Ama şimdi ilk defa geldiğim için hani baktım fiyatlara, her şey çarpı 2. Ama gene de Akdeniz bölgesine göre gene söylüyorum ucuz arkadaşlar. Bütün aktiviteler, su sporları vesaire, yeme içme gittiğiniz yerler her yer ucuz. Çarpı 2 de olsa 25'miş, 50 olmuş. Ama 50 liraya o action'ı denemek ister misin diye soracak olursanız şu an karnım aç yani. 3 tona kadar çektiğine göre ama deneyebiliriz yani. Beni hayli hayli götürür, hayli hayli getirir. Ama bu arada da elimde tripodum olabilir mi? Olamayabilir. Neyse. Bu arada balıklar sazanmış. Yani, sazan gibi üstlerine atlamak istiyorum gerçekten. Çünkü çok tatlılar ve acayip besliler yani. Bir tanesi bence 6 kişilik aileyi rahat doyurur yani. Burada deniz bisikleti de var arkadaşlar. Deniz bisikletiyle ya da kanolarla gölde su aktivitesi yapabiliyorsunuz sporlar niyetine. Ama çok sıcak. Bilmiyorum. Bir de bu şu an bulunduğum tesisin içerisinde göremedim. Karşı tarafta gördüm. Sanırım karşıya yürüyüş yapmak gerekiyor. Ve şahane. Şu an siz görmüyorsunuz ama buranın arıları da meşhur. Her yerde beni buldular. Burada da buldular yani. Şu an bir anda çığlık atarsam lütfen korkmayın. Ben gözlemeyeceğim, çay içeceğim, rüzgarda biraz dinleneceğim, sonra belki biraz etrafı gezdiririm size. Fakat burada tek, yani hiç gelmeden önce ilgimi çeken bir şey vardı, onu söyleyeyim. Ben bu tarz romantik şeyleri çok severim. Eğer seviyorsanız ve eşinize evlilik teklif ettiyseniz, o da kabul ettiyse burada düğün yapabilirsiniz. Gölet'in üzerine çıkıp göletin üzerinde yüzebileceği bir platformları var tesisin. O platformda sağda nikah memuru, gelin, damat hep birlikte göletin orta yerinde birbirlerine evet diyebiliyorlar. Çok tatlı, ışıklandırma da olursa ki yapıyorlar. Bence çok romantik olur. Yani şahsen ben o şekilde evlenmeyi isterdim. Hani, normal klişe şeyleri sevmiyorum. Sevmeyenler için bir dipnot olsun. Ula Göleti'nde bu tesiste bunu bulabileceğiniz bir imkan var yani. Ooo sürüye gel sürüye. Hemen göstereyim arkadaşlar. Ne kadar çoklar yavru. Thank you.
arkadaşlar muhteşem bir sigara böreği geldi ve termosta çay imkanı. Çünkü alan çok geniş olduğu için size burada çay getiremezler. Ben de bu şekilde istedim. Babam Erzurumlu olduğu için biliyorsunuz çok çay içiyorum. Açık havada acıklığının keyfiyle şu sigara böreklerini yum 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 yapalım. Adapark belediye tarafından ihaleyle 29 yıllığına kiralanmış. Şu an 5. yılları. İşleri gayet güzel. Ula halkı, Muğla halkı hep burada düğün tercihinde bulunuyor. Mekan daha çok özel eventlerle, organizasyonlarla ve davetlerle yürüyor. Ama gün içerisinde şehrin o stresinden ve hani yoğunluğundan kaçmak isteyen ahali de buraya ailesiyle gelip bu kamelyaların altında serinliyor arkadaşlar. Ama gerçekten çok hoş bir yer. Ben de çok acayip şu an dinlendim. Her yerde çünkü bu kadar dinlenememiştim. Bu arada videoyu bitiriyorum artık. Çünkü Muğla'da da vakit doldu gibi bir şey oldu. Kendinize çok iyi bakın. Bakalım buradan rüzgar bizi nereye götürecek. Onu da önümüzdeki haftaki videoda göreceğiz. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Thank you.